Selam. Salatu selamu ala Resulü Muhammed Seyyidina Ulu Muhammed Ya Resulü Muhammed Ya Resulü Destur ve Aşallah Fazla Hasan Şeyh Muhammed Azza Fahmede Tarikatına Asbahba ve Hayru Fil Cemiyye Büyük Şeyh Efendi Şeyh Abdullah Dahsi Hazretleri derdi bu bir çeşit cinler var. Onlar Peygamber Efendimiz zamanında hapsolmuştu. Hapsetti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar bu ahir zamanda açıldı. Yani bu dediğimiz mesele bundan 50 sene önce falan 50-60 sene önceden onlar dünyaya salındılar. Onlar cinlerin en kötüler hızkı sanatik diyor. Onların şeyi bu fitne fesat yapmaktır. Onun için bu son 50 seneden beri her türlü fitne fesat kötülük daha fazla oldu. Hani o 70'e kadar ya da 60'lara kadar olan şey ondan sonra birden değişti. Daha kötü oldu. Bakalım buna da Büyük Şeyh Efendimiz Şabla Dağsen Hazretleri fazla insanlarla karışmazdı ama manevi kuvveti çok büyüktü. Bu, kerametleri çoktu. Onun için bu şey onun kerametinden bu dediğimiz mesele ondan sonra daha çoğaldı, daha kötü oldu. Bunu dikkat ederseniz ondan sonra bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat o kadar faaliyeti kalmadı. Onların karşısında çeşit çeşit fırkalar, taifeler çıktı. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ı, tasavvuf ehlini, tarikat ehlini beğenmedi ilk başta, sonra karşı geldi, sonra onlara ithamlar da bulunup bunlar Müslüman değil diye bir fitneler çıkarttılar. Bu şey o zamandan önce böyle bir şey yoktu. Onlar ısırık oturmuşlardı. Birden işte bu alevlendi. İşte dünyada gördüğümüz fitneler, gördüğümüz kötülükler oldu. Ondan sonra o da ondan madde aile içinde de gene aynı şekilde insanlarda sabır kalmadı, birbirlerine sevgi kalmadı, hürmet kalmadı. Çoğu zaman işte efendim eskiden bir evlendi mi insan sabrederdi hanımına ta ya ömrü sonuna kadar olurdu. Çoğu öyle boşanmak çok az olurdu. Şimdi hiç sudan sebeplerden hiç zerre kadar sabır kalmamış insanlarda hemen bir şey oldu mu boşanalım anlaşarak boşanma anlaşması anlaşarak mı zaten anlaşsan boşanmazsın. Yani insanlarda da akıl da kalmamış. Bu ahir zamanın işaretleridir. Allah muhafaza etsin. Onlar yani bu şeylerden muhafaza olmak için Kur'an ayetler okumak lazım, tesbihat yapmak lazım, sadaka vermek lazım ki onların şerlerinden muhafaza olmak için. Allah muhafaza etsin hepimizi. Allah yardım etsin. Zor zamanlarda yaşıyoruz ama onun gibi de
bize ecir sevap vardır. Onu sabredip de bu yolda Allah'ın sevdiği yolda devam etmek hepimize büyük ecir olacak inşallah. Allah yardımcımız olsun. Doğru yoldan ayırmasın hepimizi inşallah. Allah'a emanet olun. Allah'a tevfik. El Fatiha.